Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kumpas nedir? Kumpas ile ölçüm nasıl yapılır? Onu kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle elimizde dijital bir kumpas aleti var. Hem dijital hem de analog olarak ölçüm yapabilirsiniz. Şöyle bir adet küçük bir ile çalışıyor arkadaşlar. Açayım şuradan. Şöyle hafif ittiğimiz zaman şöyle küçük bir pille çalışıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar kapatalım. Şimdi kumpas arkadaşlar herhangi bir şeyin iç çapını ve dış çapını ölçmeye yarayan bir alettir. Mesela şöyle elimizde bilyası dağılmış bir rulman var. Şimdi biz bu rulmanın iç ve dış çapını ölçmeye çalışacağız. Şöyle dağılmış gördüğünüz gibi. Mesela bunun dış çapını bir ölçelim bakalım. Şöyle sıfırda şu anda. Dış çapını şöyle ölçtüğümüz zaman mesela 40 milimetre arkadaşlar. Şu şekil ölçüyoruz 40 milimetre olarak. Hani buradaki küsuratlara fazla takılmayın. Bazen 39.9, 39.8 falan çıkar. Yani 40'tır bu arkadaşlar. 40 olarak kabul edin. Şimdi bu tarafla dış çapını ölçtük arkadaşlar rulmanın. Bir de iç çapını ölçeceğiz ama bu tarafla değil, dikkat edin. Şu tarafta ölçeceğiz. Şöyle çevirelim. Şimdi bunun mesela iç çapını ölçelim. Aslında bunun iç çapı bu değil arkadaşlar. Bu dağılmış bir rulman olduğu için, bilyası dağılmış olduğu için bunun iç çapı burasıdır arkadaşlar. Mesela şunun iç çapını bir ölçelim şöyle. Şöyle içinde açalım. Şöyle çevirelim. Evet, 16,9. Bu da aslında 17'dir arkadaşlar. Bazen küçük kaymalar olabiliyor. Normalde standart olarak bunun iç çapı 17 milimetre. Çıkaralım şöyle. Şimdi özelliklere bakalım arkadaşlar. Burada bir şeyi hem inç cinsinden hem de milimetre cinsinden ölçebilirsiniz. Biz az önce milimetre cinsinden ölçtük. Burada İnç ve milimetre tek bir tuşa bağlanmış. Yani bir bastığınızda inç geliyor. Şöyle ekranda görünüyor zaten. Bir bastığınızda milimetre geliyor tekrar. Yani hangi birimden ölçmek isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Bir de dara sıfırlama var arkadaşlar. Dara sıfırlama mesela şu anda biz kapalı vaziyetteyken darasını sıfırladık. Ama mesela şöyle biraz açıp da herhangi bir yerde de darasını sıfırlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki 28 milimetrede darasını sıfırlamak istiyorum. Şöyle tam getirelim. Burada darayı sıfırlayabiliyorum arkadaşlar. Şöyle zero tuşuna bastığımız zaman şu sarı tuşa. Burada dara sıfırlanıyor arkadaşlar. Şöyle geri gittiğinizde de eksi olarak hesaplanıyor. Yani eksi bilmem kaç milimetre. Sayı doğrusu gibi düşünün. Bu tarafa eksi, bu tarafı da artı oluyor. Bundan da haberiniz olsun. Tekrar kapalı konumdayken darayı sıfırlamak istiyorsanız tam kapalı konuma getirip zero'ya basarsınız. Burada dara sıfırlanmış olur. Açma kapama da zaten şurada on off var arkadaşlar. Açıp kapatabiliyorsunuz bu şekilde. Rulmanımızın bir de boyunu ölçelim arkadaşlar. Şu vaziyetteyken boyunu ölçelim. Şöyle mesela boyuna baktığımız zaman. O da 12 milimetre çıkıyor arkadaşlar. Yani mesela bir rulman siparişi verdiğiniz zaman internet üzerinden bu şekilde ölçüp doğru ölçüme sahip olan rulmanı alabilirsiniz. Ha, bu arada arkadaşlar bobin teli falan da ölçebiliyorsunuz. Şu an elindeki bir bobin teli değil ama yani şu şekil bobinin çapını da ölçebiliyorsunuz. Mesela şu anda 0,8 milimetre çıkıyor. Ondan da haberiniz olsun. Evet, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sonra diğer videolarda görüşmek üzere.